Herkese tekrar selamlar. Biz en son hayvancılıkla ilgili bilgiler çalışıyorduk. Su ürünlerine geldik. O zaman hayvancılık adına biz ne yaptık? Bizim ülkede şöyle biraz tekrar yapalım. Bizim ülkede en çok küçükbaş hayvancılığın Türkiye'nin koşullarına büyükbaş hayvancılığa göre daha uygun olduğunu söyledik. Türkiye'de mesela baskın olan hayvancılık yönteminin mera hayvancılığını ama Türkiye'nin son yıllarda büyük şehirlerinin büyümesiyle beraber artık besi ağır hayvancılığının da son yıllarda özellikle büyük şehirlerin etrafında yoğunlaştığını belirttik. Hatırlarsanız kıl keçisinde genelde vurgu, vurguyu Toroslar üstüne yani Akdeniz bölgesi, Maki haliyle Toros dağların olduğu yerler. Tifti keçisinde Ankara Eskişehir ama aynı zamanda Kütahya, Uşak, Afyon tarafları, Martin Siir taraflarının bilinmesi gerektiğini söyledik. Sığır mı daha çok manda mı dedik. Coğrafyada sığırın mandaya kıyasla daha baskın olduğunu Türkiye'de. Ve bu sığırın mera hayvancılığı olarak Erzurum, Kars, Ardağan'da çayırla ilişkilendirilmesi gerektiğini ama sığırın büyük şehirlerin etrafında çiftlik mantığıyla yapıldığını bizim ülkede genelde kümes hayvancından tavuk adına daha çok soru geldi ve büyük şehirlerin etrafında tüketici nüfus daha çok diye pazarlama imkanı daha iyi diye ben Ankara Eskişehir Bolu haliyle Marmara'da İstanbul çevresi Aşağıda Güney Marmara'da Bursa çevresi, İzmir, Manisa ya da Akdeniz, Antalya, Mersin, Adana gibi büyük şehirlerde bu tarz çiftliklerin olduğunu belirtmiştim. Peki İpek Böcekçiliği'nde düz mantık dut meyve ağacıydı. Bu dut meyve ağacını yaprağını yiyerek beslenen bir tırtıldan bahsetmiştik. Ve Türkiye'de Balıkesir-Bursa ile başlayan İpek Böcekçiliği'nin son yıllarda biraz daha Diyarbakır-Antalya taraflarına kaydığını, Diyarbakır'ın son dönemlerde üretimde bir numara olduğunu ama toplam üretim anlamda üretimin düştüğünü, suni ipek üretiminin son yıllarda biraz rağbet kazandığını ve birkaç detay daha vermiştim. Arıcılıkta dikkate almamız gereken coğrafyada çiçek çeşitliliği. Haliyle Türkiye'de bu anlamda bitki örtüsü çeşitliliği zengin bir ülke olduğu için ben arıcılık konusunda şanslıyız. Bal üretiminde Çin'den sonra dünyada en önemli ülke biziz demiştim. İl bazında ordu, il bazında Muğla'nın öne çıkarılması gerektiğini ama aslında Türkiye'de bal deyince akla gelen birçok yer olduğunu, tırnak içinde her bölgede favori yerler olduğunu söylemiştim. Mesela bu Karadeniz'de favori yerler daha çok Doğu Karadeniz. Çünkü Doğu Karadeniz yaylalarıyla tanınır. Oralarda çok farklı endemik bitkiler olur. Kaliteli bala dönüşür. Ya da bu Ege için Muğla, İzmir Aydın taraflarıydı. Bu Akdeniz için Adana, tarafları Adana Hatay'ın olduğu yerler, Adana Osmaniye'nin olduğu yerler. Mesela Marmara'da biraz daha güneyde Çanakkale, Balıkesir, Bursa tarafları. Türkiye'de doğu Anadolu iddialıydı balda. Yani kaliteli ballar üretir. Kars, Erzurum. Nereyi vurgulamıştım? Bingöl, Tunceli ya da bu Hakkari'yi çok soruyorlar testlerde. Hakkari Şemdinli diye bir yerde bal üretiminin önemli olduğunu ama kendi doğum yerimde olan Güneydoğu Anadolu'nun aslında çok önemli olmadığını. Çünkü maalesef buralar kurak bölgeler olduğu için bitki örtüsü çeşitliliği açısından sınırlı olduğunu. O yüzden bal üretimde biraz daha zayıf kaldığını dipnot olarak bilelim. Var. Her bölgede, Türkiye'de her ilde arıcılık var demiştim. Çünkü ben bunun hobi olarak bile yapıldığını, bazı insanların ticari kaygıyla değil de emekli oldu köyüne çekildi. Ya da işte belli bir köyle ilişkisi olan şehirde yaşayan insanlar için bir hobi aracına dönüştü. Ama Türkiye'de ticari maksatla Güneydoğu Anadolu'da isminden bahsedeceğimiz birkaç il var. Mesela benim doğum yerim Siirt, belki Diyarbakır biraz dikkat çekiyor ama yine daha zayıf olduğunu diğer yerlere söyleyebilirim. Peki bu kısa özeti yaptıktan sonra coğrafyada Şöyle izninizle sayfa değiştireceğim. Coğrafyada su ürünlerine gelmiştik. Peki benim öğrencim su ürünleri hakkında ne bilmesi gerekiyordu? Coğrafyada su ürünleri derken akla ne getirilir? Akla ilk etapta balık getirilir. Haklısınız. Ama eğer altını çizecekseniz şöyle bir altını çizerim. Türkiye'de aslında balık ama midye, ıstakoz, sünger gibi şeyler de kastedilir. Yani su ürünleri avcılığı derken coğrafyada sadece balık anlaşılmaz. Ama testlerde genelde geleneksel anlamda bakıldığında ÖSYM geçmişine genelde balık üstüne sorular sorar. Yani Türkiye'de mesela şu ana kadar midye nerededir? ıstakoz nerede yaygındır, hangi körfezden, hangi denizden daha çok çıkarılır gibi bir teknik soru sorulmadı. Şu sünger için şöyle bir not alın. Bazen testlerde gelecektir. Sünger avcılığı Türkiye'de en iyi nerede diyebiliyor? Muğla, Bodrum tarafları diyelim. Notlarımızda dursun. Peki Türkiye'de balıkçılık daha öne çıkarılacak dedim. Malumunuz Türkiye'de de su kaynakları var. Yani baktığın zaman Türkiye'de denizler, Türkiye'de göller, Türkiye'de akarsular bulunuyor. Yani Türkiye su kaynakları yönünden çok da fakir bir ülke değil. O zaman diyorsun ki Türkiye'de herhalde balık üretimi iyi olmalı. Ama biz dünya balık üretiminde ön sıralarda bir ülke değiliz. Bunu bir dipnot olarak belirtelim. Hani TYT'de de lazım olacak bu. Genelde belki TYT'yi anlatırken söylemişimdir. Genelde okyanus akıntılarının karşılaşma alanları. Yani sıcakla soğuk okyanusun coğrafyada sıcakla soğuk okyanusun karşılaşma alanları coğrafyada ne yapabiliyor? Önemli balık üretim sahası oluyor. O zaman sıcakla soğuk okyanusun karşılaşma alanları balığın hani beslenebileceği ortam, plankton tarzında ortamların da yoğun olmasından dolayı buralarda balıkçılık gelişmiş. O yüzden dünyada mesela balıkçılık deyince akla Japonya Akla Şili, ABD, Kanada gibi ülkeler geliyor. Çünkü buralar hep okyanus akıntılarının karşılaştığı ülkeler. O yüzden onların sahilleri ya da ön tarafları deniz önleri biraz daha bu konuda güçlü. Peki soru biz. Türkiye'de balıkçılık ne durumda? Açıkçası daha iyi olabilirdi. Peki neden daha iyi olmuyor? Yani bazen şöyle bir soru köküyle tanışacaksınız. Türkiye'de balıkçılığın, ben de şuraya notlar almaya başlayacağım. Türkiye'de balıkçılığın istenilen düzeyde olmamasında ne etkili oldu diyor. Böyle bir soru kökü var coğrafyada. Mesela Türkiye'de daha çok kıyı balıkçılığı yapılıyor. Yani Türkiye'de balıkçılık üç yöntemle yapılır. Deniz, biraz sonra detay vereceğim tatlı su ve öğrencilerim kültür balıkçılığı. Coğrafyada genelde deniz balıkçılığı diyor, kıyı balıkçılığı şeklinde yapılır. Kıyı balıkçılığı ne demek? Şu demek, Türkiye haritasına hemen bir dönüş yapmam lazım. Şöyle kendi ülkemizin bir haritası. Şu demek dostlarım. Kıyı balıkçılığında balık teknesi denizde belli bir yere kadar açılabilir. Yani demek istediğim, diyelim ki şurasına kadar balık teknesi gelebilir mi? Gelemez. Çünkü her ülkenin Sınır nasıl kara sınırı varsa aynı zamanda bir deniz sınırı da vardır. Örnek veriyorum. Hani diyelim ki çizimde sırf örnek olsun diye. Diyelim ki Akdeniz'de bir balık teknesi için sınır şu kırmızı çizgi. O zaman bu kırmızı çizginin buraya yani diğer tarafına diğer ülkelere yakın olan tarafa geçtiğiniz an artık e, diğer ülke sizi tehdit olarak görebiliyor varmak istediğim nokta demek ki balık tekneleri Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de canının istediği gibi. Marmara Denizi zaten her şeyiyle bizim o konuda bir istisna. Onu geçiyorum, düzeltiyorum. O zaman Akdeniz, Ege, Karadeniz'de başka ülkeler de bu denizlere sınır olduğu için hepimizin bir deniz sınırı var. O zaman balık tekneleri can istediği kadar açılamaz. Burada vermek istediğim espri bu. Peki bunun bir çözümü yok mu? Coğrafyada şöyle bir çözüm var. Bu sefer bana bir dünya lazım. Yani bir balık teknesi uluslararası sular diye tabirler var. Demek istediğim, mesela şu Akdeniz'i büyütmek istiyorum. Diyelim ki örneğin, örneğin, diyelim ki şurası uluslararası, hemen şöyle bir kalemde seçmeme izin verin, şurası. Diyelim ki o kırmızı diye belirteyim yer, yani uluslararası bir yer. Yani o ne demek? Çünkü böyle siyasi tabirler var. Uluslararası alan şu demek. Ben oraya gidebilirim demek. O zaman balık teknen müsaitse, uygunsa gidebilirsin demek. Peki hocam böyle biraz daha açılmaya ya da daha iddialı olalım okyanuslara doğru gelmeye, buralara kadar açılmaya. Hocam yani okyanuslara geldiğimiz zaman yani okyanusların ortasında kimse bize bir şey der mi demez. Ama işte marifet şu. Bir balık teknesi buradan buraya kaç günde gelir? Hava koşulları nasıldır? Değer mi değmez mi? Hani işte bunun hesabını yapmak lazım. Şuraya varacağım. Coğrafyada böyle denizlerin uluslararası sahası kısmına gelmeye ya da biraz daha okyanus tarzı yerlerde açılmaya açık deniz balıkçılığı denir. Yani sana testlerde Türkiye'de balıkçılığın biraz daha iyi olabilmesi için kıyı balıkçılığı değil de Açık deniz balıkçılığı olsa daha mı iyi olurdu? Tabii ki. Yani okyanusa kıyımız olan bir ülke olsaydık, açılıp gelebilseydik daha fazla balık tutabilecektik. Belki tehlikeleri, zorlukları da olacaktı ama imkanları da daha iyi olacaktı. O zaman coğrafyada kıyı balıkçılığı, balıkçılığı düşüren bir şeymiş. Peki coğrafyada bu açık deniz balıkçılığında açılmak zorundasın ya. Hani kendi sınırından bayağı uzağa gitmek zorundasın ya. O zaman sana testlerde sence gemi ekipmanları da burada önemli midir? Yani geminin ebatı. Yani küçük bir gemiyle uluslararası sulara gidemezsiniz. Biraz daha büyük. Biraz daha iç dizaynı. İç dizayndan ne kastediyorum biliyor musunuz? Ben ayrıldım sahilden. Belki 3 gün sonra geleceğim. Belki 5 gün sonra geleceğim. O zaman o balık teknesinin içinde soğuk hava sistemleri olması lazım. Çünkü balığı tuttuktan sonra muhafaza etmem için, bozulmaması için balığın haliyle o geminin içinde teknolojik donanımda barındırılması lazım. Hatta inanın bazı ülkeler var, geminin içine fabrika bile kurmuş. Yani balığı tutuyor, sisteme gönderiyor, fabrikanın içine konserve ürüne dönüştürüyor. Yani sahile geldiğinde artık... Hani dardanel ton mantığı gibi... Her şeyle hazırlanmış ve bir ürün olarak karşımıza çıkabiliyor. Ben de işte bu konuda Türkiye'nin biraz daha çabalaması gerektiğini söylüyorum. Acaba Türkiye balıkçılık konusunda şöyle ne sıkıntıları var? Sıkıntılar paylaşıyorum ben şu anda size. Bir sıkıntı da şuymuş dostlar. Bizim ülkede kirlilik artıyor. O zaman sulardaki kirlilik... Hemen şöyle kalem seçmeme izin verin. Coğrafyada diyorum... Denizlerde ya de da akarsular, göllerdeki kirlilik Türkiye'de balık üretimini azalttı. Türkiye'de şöyle sıkıntılar var. Av yasağına uyulmuyor. O zaman bu ülkede av yasağı diye bir söylem var. Yani genelde balıkların üreme döneminde balık teknelerine, kamuoyuna haberlerde falan altyazı ya da bizzat spiker söyler av sezonu durduruldu. Çünkü artık av yasağı var denilir. O dönemlerde bir balıkçılıkla uğraşan insanlardan dışarı çıkıp balık tutması ticari amaçla istenmez. Ama Türkiye'de işte bu av yasağı delinebiliyor. Kaçak avlanma diye bir durum olduğunu belirtelim. Türkiye'de sıkıntılar, balıkçılık neden istenilen düzeyde değil? Zararlı avlanma yöntemleri var. Şöyle güzel birkaç örnek vereyim istiyorum. Hocam zararlı avlanma yöntemleri ne demek? Yani balığın gelişimi için balığın haliyle büyümesine zarar veren yöntemler var. İşte tirol deniyor ya da böyle dinamitlerle falan balık tutuluyor. Bunlar balığın gelişimine zarar veren yöntemler. O yüzden zararlı avlanma yöntemleri yapılmasa daha iyi olur denilir. Türkiye'de balıkçılığın İstenilen düzeyde olmamasında bu gibi faktörler işte ne yapıyor? Test tekniğinde karşımıza çıkıyor. Peki orayı bir daha sorgulayalım. Türkiye'de balıkçılık yöntemi kaç yöntem? Deniz, haliyle tatlı su ve öğrencilerim dedim ki bizim ülkede kültür balıkçılığı denilen balık üretme çiftlikleri var. Peki Türkiye'de deniz balıkçılığında kim iddialı? Karadeniz oranlara bakıldığında Karadeniz ardından öğrencilerim Marmara sonra Ege ve Akdeniz gelir. O zaman bir kere deniz balıkçılığı balıkçılık yönteminde en iyisi. Yani sana testekinde balık olarak hangi yöntemle daha çok balık tutuyoruz? Deniz mi? Tatlı su mu? Kültür mü? Tabii ki balığın bu ülkede tutulan balığın %80-85'i genelde deniz balıkçılığıdır. Bilgilendireyim. Peki. Deniz balıkçığında da Karadeniz ve Marmara öne çıksın dedim. Peki Karadeniz neden iddialı? Yani bu denizlerde balık üretimi neden aynı oranda değil? Çünkü coğrafyada balıkçılıkta suyun serin olması önemli. O zaman Karadeniz'in diğer denizlere göre biraz daha serin olması, denizdeki tuzluluk miktarının daha iyi olması, daha düşük olmasına, yani denizdeki su yoğunluğunun daha düşük olmasına ve böylece oksijen miktarının daha iyi olmasına yol açıyor. Bir daha söyleyelim. Karadeniz'de deniz tuzluluğunun daha az olması haliyle suyun oksijen miktarını artırdığı için balıklar başta hamsi olmak üzere bazı balık türleri Karadeniz'de yaşamayı sever. Peki tek gerekçe bu mudur? Hayır. O zaman deniz tuzluluğu dışında deniz tuzluluğunun az olması dışında bir önemli gerekçe de planktondur. Hocam plankton ne? Coğrafyada bitkisel ve hayvansal planktonlar vardır. Bunlar balığın yemi. Balık bunları yerek beslenir. O zaman sana testlerde Karadeniz'de balıkçılığın gelişmiş olmasında acaba plankton oranının da fazla olmasının bir etkisi var mıdır? Evet. Karadeniz plankton açısından zengin bir yerdir. Bu sebepten dolayı öğrencilerin buralarda balıkçılık daha iyi yapılır. Bir ayrıntı vardır. Bu ayrıntıyı bilelim. Belki daha önce jeolojik zamanları söylerken ifade etmişimdir. Bir uyarı olarak notlara alın lütfen. Uyarı şu. Karadeniz geçmiş jeolojik zamanlarda bir göldü. Sonradan denize dönüştü. O yüzden Karadeniz gölden denize dönüşme sürecinde yani Kuaterner döneminde haliyle denize dönüşünce bir şeyler oldu. Bir zamanlar tatlı bir gölken tuzlu suya dönüşme esnasında denizin tabanında zehirli bir gaz kaldı. Yanılmıyorsam adı hidrojen sülfür. Yani ben kendi öğrencimden bir şey istiyorum. Karadeniz'de eksi 200 metreden sonra dip anlamında balık yaşamıyor. Bu bir öseme sorusu olarak geldi. Neden balıklar Karadeniz'de derinlerde yaşayamıyor diye. Çünkü orada zehirli bir gaz var. Yani bu Marmara, Ege, Akdeniz'e olan bir şey değil işte. Karadeniz'e özgü bir şey. Adın o hidrojen sülfür diye aklımda kalmış. O yüzden coğrafyada Karadeniz'in tabanında böyle bir sıkıntı olduğunu, batıların genelde biraz daha yüzeye yakın yerde yaşadığını dipnot olarak bilir. Peki coğrafyada Marmara'da? Acaba balıkçılık nerede yapılıyor? İşte buralara lütfen biraz dikkat. Marmara'da genelde balıkçılık, altını çiz, boğazlar da yapılıyor. Yani İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı balıkçılık anlamında Marmara Denizi'nde daha iddialı. Bu bir ÖSM sorusu. Neden? Neden balıkçılıkta boğazlar dikkat çekiyor? Hemen bir Türkiye haritasına dönelim mi? Çünkü öğrencilerim boğazların coğrafyada şöyle bir özelliği vardır. Boğazlar coğrafyada bir göç güzergahı. Yani nasıl insanlar bir yerden bir yere gidiyorsa canlılar da göç ediyor. O yüzden denizler arasında göç olayı vardır. Yılın belli dönemlerinde bazı balık türleri göç eder. O zaman diyor bu göç anlamında boğazlar bir rota olarak mı kullanılıyor? Kesinlikle. O zaman boğazlar bir rota güzergahı olduğu için yani bir geçiş yeri olduğu için siz hangi balığın ne zaman göç edeceğini bilirseniz kesinlikle bu anlamda balık tutma ihtimali çok yüksek. O zaman balıkların haliyle bir göç güzergahı olmasın. Bir şey daha coğrafyada denizlerde dostlarım akıntılar olur. Yani biz daha önceki çalışmalarımızda aslında her gün aslında her gün Akdeniz'den Karadeniz'e aslında her gün Karadeniz'den Akdeniz'e ama üst akıntı ama alt akıntı diye akıntılar olur. Yani coğrafyada başka bir söylemle su hareketi oluyor. Her gün Akdeniz'den Karadeniz'e, her gün Karadeniz'den Akdeniz'e su taşınıyor diyorum. Konumuzla ilgisini anlatayım. Bu akıntıların işte boğazdan gidip gelmesi esnasında diyor plankton da sürükleniyor. O zaman boğazlarda akıntıların etkisiyle planktonların sürüklenmiş olması yeni buralarda öğrencilerin balıkçılığı önemli kadar. O zaman boğazlar İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı. Ya da başka bir söylemle öğrencilerim yani bazen boğaz demeyebilir yerleşme ismi olarak söyleyebilir İstanbul sahilleri yani boğaz kıyıları dediğimiz yer sonuçta İstanbul, Çatalca, Kocaeli kıyıları ya da bana başka ne diyebilir? Şuradan bir sileyim şunu. Ya da Çanakkale'nin olduğu yere ne diyebilir? Çanakkale'de hani boğazların iki yakasında ne var? Yani karşı taraf Gökçeada. O zaman Çanakkale Gökçeada kıyıları diyebilir. Ya da Biga kıyıları diyebilir. O zaman Çanakkale Gökçeada Biga ya da İstanbul, Çatalca, Kocaeli yarımadası kıyıları. Çatalca, Kocaeli platosu kıyıları ya da Boğaz kıyıları dediği zaman demek ki biz balıkçılıkta buraların önemli olduğunu bileceğiz. Peki Ege ve Akdeniz deniz tuzluluğu daha fazla olduğu için sudaki oksijen miktarı daha düşük olduğu için balıkçılık deniz balıkçılığı anlamda daha düşük. Peki coğrafyada tatlı su balıkçılığı var. Hemen notlarıma geri dönmek istiyorum. Coğrafyada tatlı su balıkçılığı var dostlar. Peki tatlı su derken akarsudan bahsediyorum. Hemen şöyle yine silmeme izin verin. Coğrafyada diyorum. Çok özür Şurayı bir silip şuraya bir şey yazmak istiyorum çünkü. Coğrafyada tatlı su balıkçılığı deyince senden ne anlaman beklenir? Şöyle biraz daha büyüteyim rahatça görün. Haliyle benden şunu bilmem istenir. Coğrafyada tatlı su derken tabii ki akla Tatlı su gölleri gelir. Göller gelecek. Akla akarsu gelecek. Akla dostlarım barajlar gelecek. Yani coğrafyada tatlı su balıkçılığı nerede yapılır? Haliyle göllerde ama her göl değil işte tatlı su olması lazım. Ya da akarsularda ya da barajlarda. Peki bu ülkede <laughs> göllerde tatlı su olmanın kuralı neydi onu hatırlıyor musun? Coğrafyada göllerde tatlı su olmanın kuralı dostlarım. TYT bilgisini hep atıf yapın. Coğrafya birbirle bağlantılı bir ders. Giden olması gerekiyordu. Diğer adı göl ayağı. Eğer bir gölün gideni varsa, göl ayağı varsa genelde tatlı su balıkçılığı yapılıyordu. Peki buna Türkiye'de en iyi örnek kimdi? En iyi örnek coğrafyada Beyşehir, Eğirdir gölleri benim favori örneklerimdi. Yani size hemen altını çizin o göllerin. Ben de haritayı açıp size Beyşehir, Eğirdir'in nerede olduğunu hatırlatayım. Coğrafyada Öğrencilerin Beyşehir, Eğirdir gölleri göller yöresi dediğim yerdeydi. Göller yöresi şuralar. Şu Beyşehir, şu Eğirdir Gölü. Peki coğrafyada Güney Marmara'da yer alan göller Balıkesir, Manyas. Size iyi örnekler vereyim. Neye iyi örnek veriyorum? Tatlı göl balıkçılığına örnek. Balıkesir, Manyas. Bursa Ulubat, Bursa İznik hatırlatayım. Sizlerle gölleri çalışmıştık. Peki başka bir örnek var mı hocam? Sömestr tatilinde size gittiğimi, gezdiğimi söylemiştim. Kars tarafları. Oradaki gölün adı neydi? Çıldır Gölü. O zaman Çıldır iyi bir örnek. Elazığ'da şurada küçük bir göl var. Herkes görebiliyor mu? Daha önce çalışmıştık. Hazar Gölü. Dicle Nehri'nin çıktığı yerdi burası. O zaman Elazığ Hazar Gölü. Yine tatlı gölleri örnek. Peki hocam akarsu ismi verecek misiniz? Hayır. Yani akarsu balıkçılığı. Türkiye'de genelde ticari bir amaç taşımadığı için o kadar ayrıntı bilmene gerek yok. Peki baraj bilmeme gerek var mı? Bence var. Belki Türkiye'de 600 tane baraj var ama küçük ama büyük. Senin önemli baraj olarak özellikle yine şurayı silmeme izin verin. Özellikle senin Türkiye'de Atatürk Barajı'nı çok iyi bilmen lazım. Türkiye'de Atatürk Barajı diye bir baraj var. Bakın şurası. Adıyaman, şöyle haritayı büyütebiliyor muyum? Adıyaman Şanlıurfa tarafları şu tunceli malatya elazığ kapsayan yerde iki tane baraj var bunlardan birinin adı keban diğerinin adı karakaya barajı o zaman karakaya keban barajları öğrencilerim adıyaman şanlıurfa taraflarında atatürk barajı bilinsin ya da balıkçılık anlamında belki diğer günlerde yani diğer yıllarda gelişecek bir yer artvin'de de çok önemli bir baraj yapıldı barajımın adı deriner barajı o zaman böyle bunun gibi Önemli barajlarda tatlı su balıkçılığı yapılabiliyor. Yani barajlarda balık tutulabilir. O yüzden bazı insanlar böyle devasal barajlarda geçim kaynağı olarak barajdaki gölden balık tutup satar. Yani bazı insanların bir ekmek kapısı olduğunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Peki ne kaldı? Tatlı su balıkçılığına vurgu yapmalıyım. Coğrafyada öğrencilerim tatlı su balıkçılığı dışında kültür balıkçılığı kaldı. Kültür balıkçılığı diğer adıyla balık üretme çiftlikleri, çiftlik bunlar. Alabalık çiftliği başta olmak üzere bazı hemen şuranın bir altını çizelim diyorum ki Türkiye'de balık üretme çiftlikleri diye bilinen kültür balıkçılığı genelde alabalık sazan tarzı balık türlerini yetiştirmek üzerine kurgulanmış. Peki Türkiye'de nerede? Denizlerde, göllerde, barajlarda yapabiliyorsunuz. Peki Türkiye'de en başarılı yer kim? Koylarıyla, körfezleriyle tanınan Muğla. Türkiye'de kültür balıkçılığı demek Muğla demek dostlar. O zaman Türkiye'de Muğla'da haliyle koy körfez sayısı iyi olduğu için bazı insanlarımızın kırsal kesimde geçim kaynağı kültür balıkçılığı yöntemidir. Türkiye'de kültür balıkçılığının bulunduğu yerleşmeye yani kültür balıkçıyla uğraşan insanların oluşturduğu yerleşmeye dal yani yerleşmeleri de deniyordu hatırlayın. Bakın hep geçmiş derslerle günümüz derslerini mix ediyoruz, toparlıyoruz. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Peki ben de diyorum ki dostlarım, balıkçılık anlamında bilmeniz gereken detaylar genelde bu. Bir genel kültür bilgisi verip dersi kapatayım. Normalde tuzlu suda, sodalı suda, acılı suda balık yaşamaz. Ama Türkiye'de bir istisna var. Van Gölü'nde inci kefal adıyla bir balık çeşidi olduğunu dipnot olarak notlarına yaz. Bir daha söyleyeyim. Normalde sodalı göllerde balığın yaşamaması lazım. Ama Van Gölü bir sodalı göldür. Sebebini hatırlatayım çünkü gideni yok. Sebebini hatırlatayım çünkü Van Gölü'nün etrafı volkanik taşlardan oluşuyor. Soda minerali barındırıyor bu taşlar kayaşlar. Haliyle akarsular göle gelip dökülürken yani sular gelip göle doğru dökülürken bu kayaçların üzerinden geçip soda minerali alıyor. Ve bu soda minerali öğrencilerim göle kimyasallığını katıyor. Van Gölü sodalıdır. Ve burada ne yaşıyormuş bir daha söyleyelim. İnci kefal diye bir balık çeşidi. Peki hocam 5-10 tane mi? Hayır binlerce. Yani binlerce balık olduğunu burada bilelim. Bir enteresanlık da inci kefal'in turizm boyutuna gelsin. Hocam bu balığın turizmle bir ilişkisi mi var? Evet. Vana senenin bazı anlarında Mayıs, Haziran, Temmuz gibi dönemlerde... Van'a sırf bu balıkların göçünü izlemek için gidenler var. Ama ülke dışından. Ama ulusal medya. Ama yerel medya. Hocam bu balık neden kendini izlettiriyor? Yani ne enteresanlığı var? Enteresanlığı şu. Dünyada birkaç tane balık türü var ki üreme döneminde akarsuyun kaynağına göç ederler. Yani gölün içinden çıkıp eğimli bir araziye doğru yönelirler. Çünkü kaynak dağların zirvesi. Yani akarsu akış yönünün tersine doğru gidiyorlar. Yani normalde su yukarıdan aşağı gelir, balıklar aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Yani zorlu ama böyle bir göç hikayeleri var. İşte dağların zirvelerine doğru gölden çıkıp gölü besleyen akarsuların suyuna kendini kaptırıp yukarıya doğru göç etmeleri enteresan bir durum olduğu için insanların dikkatini çekiyor. Şahsen biz coğrafyacılar için de bu çok önemli bir şey. Ben de hani görmek için niyetlendim. Maalesef daha gelmemişlerdi. Yani gittiğim zaman bir hafta daha beklemem gerekiyormuş. Yani ben 1 Mayıs'ta gitmiştim. Oysa Mayıs'ın hani ikinci haftasından sonra geliyorlarmış o anlamda bir talihsiz oldu. Ama diğer sefere inşallah gidersem sosyal medyada mutlaka fotoğraflarını, videosunu paylaşırım. Sizlere kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.